Evet arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimize kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz Türkiye Selçukluları, Türkiye Selçukluları öncesinde 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan beylikleri, kuruluş yerlerini ve kuruluş özelliklerini anlattık. Sonra da Türkiye Selçukluları Devleti siyasi tarihini anlatmaya başladık ve Kutalmışoğlu Süleyman'dan başlamak suretiyle 1077 İznik, 2. Başkent 1. Kılıçhasan Konya sürece yapılan savaşları, bu savaşların mahiyeti, kapsadığı alan ve amaç noktasında nereleri hedeflediğini ifade ettik. Gördük ki Türkiye Selçuklularının özellikle kuruluş döneminde kuruluş sürecine 1077-1204 tarihleri arasında uzatan olay Haçlı seferleriydi. Birinci Gıyasettin Kevüsrev'in 1204 yılında iktidara gelmesiyle birlikte biliyorsunuz Selçuklular tekrar deniz kıyılarına ulaştılar. 1. Gıyasettin Kevüsrev, 1. İzzettin Keykavus, 1. Alaaddin Keykubat, Gıyasettin Kevüsrev Antalya'yı aldı. İzzettin Keykavus Sinop'u aldı. 1. Alaaddin Keykubat Alanya'yı aldı. Kendi adıyla Alaiye şehrini, Kolonaros Kalesi'ni imar etti. Ve Selçuklular gerçekten 1204 tarihinden başlamak suretiyle, yani 1. Gıyasettin Kevüsrev'in iktidara gelmesinden itibaren ne yaptılar? Korkunç bir vaziyette ekonomik refaha kavuştular. Bu ekonomik refaha kavuşmanın sebebi uluslararası ticaret. Yani 1. Gıyasettin Kevüsrev olsun, 1. İzzettin Keykavus olsun, 1. Alaaddin Keykubat olsun, dışarıdaki ülkelerle, mesela Kıbrıs Krallığı'yla, Venediklilerle ne yapması? Etraftaki devletlerle uluslararası ticareti konjekte edecek çok önemli anlaşmalar yapması. Tabii bu sadece antlaşmalarla olan bir durum, husus değil. Bir de o ticaretin o ülkede güvenliğini sağlamak önemli. Selçuklular bu güvenliği çok iyi temin ettiler. Çok iyi temin ettiler. Nereden anladınız hocam derseniz, uluslararası ticarette ilk kez devlet sigortası olayı, devlet sigortacılığını ilk kez onlar uyguladılar. İlk kez onlar ne yaptılar? Uyguladılar. Biliyorsunuz zaten kervansaraylar her yerde yapıldı. Bir de 1. Alaaddin Keykubat'ın ilk deniz aşırı seferi olarak Sudak seferi Kırım'a yapıldı. İpek ticaret yolu kontrol altına alındı. 6 yıl kadar Kırım Selçukluların egemenliği ve kontrolü altında kaldı. Tabii bu olay ilk deniz aşırı sefer olmakla birlikte Anadolu ticaretini desteklemesi, ekonomik refahı ortaya çıkartması bakımından önemlidir. Şimdi biz her zaman şöyle bir çıkarımda bulunuruz. Türkiye'yi, Anadolu'yu, yani misak-ı milli sınırları içerisindeki coğrafyayı anlatırken Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da fazla yapısı yoktur. Osmanlı Devleti yatırımını genelde Balkan coğrafyasına yapmıştır. Ve Balkan coğrafyasının Türkleşme ve İslamlaşma süreci bu imarlaşma faaliyetiyle birlikte paralellik gösterir. Anadolu'da ise bu imarlaşmayı, bayındırlık hizmetlerini Anadolu Selçukluları ve beylikler yerine getiriyor. Yani Osmanlı'ya yapacak bir şey ne yapmıyor? Bırakmıyor. O yüzden beylikler ve Türkiye Selçukluları tarihini incelerken bu hassas noktaya ne yapmak lazım? Çok dikkat etmek lazım diyorum. Tabii Türkiye Selçuklularının bu genişleme devri dediğimiz
1204 ile 2. Gıyasettin Keysrev'in tahtının sona erdiği tarih olan 1246 tarihine kadar geçen süre içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz 1240 Babayler isyanı ile başlayan bir uğursuzluk, Türkmen ayaklanması, dini, sosyal, ekonomik içerikli ayaklanma ve peşinden gelen Moğol istilası Bacı Noyan'ın Sivas Zarasu şehri arasında Köse Dağı mevkinde 2. Gıyasettin Keysrev ile yapmış olduğu Köse Dağı Savaşı, Selçuklu Devleti'nin eski dilde söylemek gerekirse inhitatını yani çöküşünü ne yapmıştır? Hazırlamıştır. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya Moğollar, Orta Anadolu, Doğu Anadolu olmak üzere hükmediyorlar. Bu hükmetme neticesinde Batı Anadolu'da bir Türkmen beylikleri yığılması zuhur ediyor, ortaya çıkıyor. Batı Anadolu'nun Türkleşmesi bu Moğol baskısı ile Batı Anadolu'da gerçekleşiyor ve bu gerçekleşme neticesinde de Batı Anadolu'da bildiğimiz Köse Dağı Savaşı sonrasında başta Osmanoğulları olmak üzere Karesi oğulları, Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Menteşe oğulları, Germiyan oğulları gibi Anadolu'nun genelde batısına yönelik mıntıkada Türkmen beyliklerinin alel acele kurulduğunu görüyoruz. Zaten Selçuklu Devleti 1. Alaaddin Keykubat döneminde ne yapmıştı? Uç beyliği dönemini, uç beyliği teşkilatlarını kurmaya başlamıştı. Bu zaten uç beyliklerin her biri Anadolu Selçuklu Devleti modelinde olan beyliklerdi. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca uç beyliklerinin birdenbire kendilerini toparlamaları ve kurumsal sürece girmeleri çok kolay oldular ve kendilerini ne yaptılar? Moğol baskısına karşı yapılandırmayı bildiler. Burada bunu belirtmekte yarar görüyoruz. Evet, yani Köse Dağı Savaşı ile birlikte Türkiye Selçukluları yıkılma sürecine girmiş ve Türkmen beylikleri dönemi, yani ikinci dönem Türkmen beylikleri dönemi Türkiye tarihine damgasını vurmuştur. Şöyle bir kere daha böyle derleyecek, toplayacak olursak meseleyi şöyle izah edebiliriz. Birinci beylikler 1071 Malazgirt Savaşı ile kuruldu. Bunları biliyorsunuz neydi isimleri? Saltuklular, Mengücekler, Danışmentliler, Artuklular, Sökmenliler, Tanrı Vermiş Oğulları, Çubuk Oğulları, İnal Oğulları, İnanç Oğulları şekilde atlarla ne yapıyordu? Ahlaşya atlar, Sökmenliler şeklinde anılıyorlardı. Sonra Türkiye Selçukluları devreye girdi. Tabii Çaka Beyliği'ni unutmadık bu arada. İlk denizci Türk Beyliğimiz. Türkiye Selçukluları devreye girdi. Bunları kendi kontrolünü alarak Türk siyasi birliğini Anadolu'da gerçekleştirdi. Fakat 1243 Moğollarla yapılan Köse Dağı Savaşı sonrasında Anadolu'da tekrar siyasi birlik, Türk siyasi birliği bozuldu. Bu Türk siyasi birliğinin bozulması sonucunda da ikinci dönem Türkmen beylikleri ne yapmış oldu arkadaşlar? Kurulmuş oldu. Bunların en güçlüsü de geçen dersin sonuna ifade ettiğim gibi Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak ortaya atılan Karaman oğullarıydı. Belki aklınızda şöyle bir soru olabilir, oluşabilir. Ya hocam burada işte Köse Dağı Savaşı'ndan sonra 22-23 tane beylik var. Bu beylikleri içerisinde en zayıf olanı Osmanoğullarıydı. Güney Marmara'da, Bizans'a yakın coğrafyada Söğüt Lümeliç, Domaniç civarında yayla kışlak yapan Osmanoğullarıydı. Neden o mesela Karamanoğulları diyorsunuz ki en güçlü beylik? Niye o en güçlü beylik bir dünya devleti haline gelmedi de orada küçücük hiç adı sanı belli olmayan hatta kimliği birçok tarihçi tarafından tartışmaya konu olan Osmanoğulları bir Cihangir dünya devleti haline gelebildi. Bunun sebebi değerli arkadaşlar tamamen beyliğin kurulduğu yerle ilgili ve beyliğin izlemiş olduğu siyasetle ilgili. Ha nedir beyliğin kurulduğu yer?
Güney Marmara. Güney Marmara'da ne vardı? Bizans vardı. Pekala, ikincisi ne? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bizans küffara karşı, kafire karşı gaza ve cihat yapabilme olanağına sahip bulunuyorsunuz. Gaza ve cihat nedir? İslamiyet'i yaymak için yapılmış olan savaştır. Şimdi coğrafyaya baktığımızda, isterseniz bir coğrafyaya bakalım şuradan. Şöyle yapalım. Bir paylaş butonuna basalım bakalım. Becerebilecek miyiz? Evet, şöyle çıktı. Evet, şimdi değerli arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Manzarayı buradan anlatmaya çalışalım. Daha şahane olsun. Ha, tamam. Evet. Zannediyorum görüyorsunuz herhalde arkadaşlar. Bir ses verir misiniz? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar. Efendim hocam. Hiç kimse ses vermeyince bilmiyorum. Derse yeni başladık ama yani bir yere mi gittiler dedim. Ne oldu filan diye korktum hakikaten yani. Görebiliyor musunuz haritayı? Evet hocam görünüyor. Tamam, şükürler olsun. Yani bir ses duyduk. Yani bir canlı varlığa işaret etmek, görmek, ses duymak güzel bir şey. Teşekkür ediyorum Rica ederim. katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsetmiş olduğum oluşumda lütfen Osmanoğullarının olduğu yere bakar mısınız? Nerede? Burası işte Bizans coğrafyası. Ha, Karesi oğulları var ama Karesi oğullarının genellikle işi Ege'de bulunan şu adalarla olan ticareti konu oluyor. Çünkü adam donanması var, tamam mı? Yani kara olayların, deniz savaşları şeyde deniz varken zaten Osmanlıların da ilk donanmayla ilgili iştigalleri Karesi oğulları beyliğini 1345 yılında ele geçirince ortaya ne yapıyor? Çıkıyor. Demek istediğim şey bu. Şimdi Karamanoğulları Konya'da. Şimdi etrafına bakınız değerli arkadaşlar. Hamitoğulları var. Germiyanoğulları var. Ramazanoğulları var. Eretna Devleti ta Ankara'ya kadar ulaşmış. Etraf neyle dolmuş? Tamamen Türk Müslüman yapısıyla dolmuş. Şimdi bu Karamanoğulları gaza ve cihat yapma olanağına sahip mi? Hayır. Pekala gelişmek istediği zaman ne yapacak? Çevresindeki Türkmen beylikleriyle, Müslüman Türkmen beylikleriyle savaşacak. Bu hoş bir şey mi? Bu hiç hoş bir şey değil. Şimdi bu hiç hoş bir şey olmadığı için herkes ne yapıyor? Pılını pırtını topluyor tabir caizse amiyane tabirle. Osmanlı oğullarına doğru yola çıkıyor. Özellikle Candar oğulları mesela o bu çoban oğulları vardı. Daha önce Candar oğullarından önce Kastamonu'da. Candar oğulları kurulunca tamamen nereye göç ettiler? Osmanlı oğullarına ve Osmanlı oğullarının önemli askeri gücü haline ne yaptılar? Söğüt Dömeniş dolaylarında geldiler. Şimdi ne yapıyor? Gaza ve cihat. Gaza ve cihat ne demek? Fabrikasal bir şey. İş bulma olanağı demek. Yani ne yapıyorsunuz? Aç durumdasınız. Karnınız acıkmış. Hani bir şey olsa da birisi bir şey ortaya koysa da yesem ha, onun anlamı burada gaza ve cihat. Ne yapıyorsunuz? Küffara karşı savaş yapıyorsunuz. Bizans'a karşı kazandığınız her ganimet hem kanınızı doyuruyor hem de dinsel açıdan sizi ne yapıyor? Takviye ediyor. Yani ne yapıyor? Mübarek bir iş yapmakla taçlandırıyor. İslamiyet'i yayıyorsunuz. Yani bu dini bakımdan daha önce Peygamber Efendimiz'in kendi gazvelerinde Mekke ve Medine'de ve Arabistan'da ve Arabistan dışında yapmış olduğu eylemin ta kendisi. Değerli arkadaşlar, o bakımdan buna ne yapıyoruz? Burada dikkat ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, siyasi tarihi tabii anlatmış bulunuyoruz. Siyasi tarihi anlatmış bulunuyoruz. Şimdi ne yapacağız hocam dediniz. Ha, şimdi evet. Bir ses daha alabilir miyim? Bu PDF elinize ulaştı mı?